Valla Mümtaz Bey. Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Aslan evlatlarım, canım kardeşlerim. Bu gece bu maçı rahat rahat almamız lazım. Çünkü bu kuşların heveslerini bitirmemiz lazım bu akşam. Bugün alırsanız biter. Kuşlar hala hevesle. Son maç. Bir hevestir gidiyor. Tüy yolunmuş Kartal'la tüy yolunmuş Kanarya. Bizim hala hevesler ya. Bizim yine Fener'den daha az bu arada. Ya Fenerbahçe'nin daha fazla. Siz heveslesiniz. Şevvetsiniz kursağında kalacak bu akşam. Evelallah. Skor tahmini. Ben 4 bekliyorum 4 maç. Yok canım. Patlama bekliyorum yani. Evet. Takımdan bir patlama bekliyorum. En az 2 gol İkardi'den bekliyorum. Bir Kerem'den bekliyorum 1 gol. 1 gol de Mertens'ten bekliyorum. 1-0 olsun size. Veya olsun Oliver'a da atabilirim. 1-0 kabul etmiyor musun? Hayır. 4 tane aşağı kabul etmiyorum. Şu tribünlere bakın şu güzelliğe. İçim nefes aldırmayacaklar nefes. İçimden geçen arkadaşlar tabii ki de berabere kalması ama ya Galatasaray bugün Rabbi senin için çakar mı? Galatasaray 2-1 ya da 3-1 Fenerbahçe maçındaki gibi rahat alır bence. Çünkü buraya kadar boşuna geldiğini düşünmüyorum. Buradan sonra Galatasaray bırakmaz. Yolcu 360 Türkiye'nin en büyük biliyorsunuz araç kiralama platformu, her seferinde söylüyoruz. Rahatlıkla güvenerek kullanabilirsiniz. Biz de kullanıyoruz. Mümtaz'dayız. Bakalım sen daha senin başkanınla Ali Koç. Ona binecekler Türkiye seyahatine çıkacak. Sen de çıkabilirsin. Bakacağız. Yürür ulan bir çakalım sinirlenip tarzlama. Ve maç başladı. Yolcu 360'la güzel maç bir başladı. Seyahat. Yürü oğlum ben yürü. Galatasaray tehlikeli geldi Icardi ile. Icardi. Yürü Icardi ben yürü. Allah'ım be ya. Gel. Can kardeşim geldi arkadaşlar. Hoş geldin oğlum, hoş geldin. Yaşam. Can'ı biliyorsunuz zaten, bir videomuzda vardı kendisi. Hangi maçta vardı lan? Abi. Karagümrük maçı boşver. Bu maçı yenilirsek ben hemen geçmeyeceğim. Bir tane skor tahmini. Abi farklı yenir diye düşünüyorum da bilmiyorum. Hadi oğlum hadi bakayım hadi. Bakalım. Erken gol erken. Offside. Erken gol. Gel. Ay. Gol bu gol. Dur. Hadi. Nerede offside abi? Offside. Yani körüz ama o kadar da değil yani. Mümtaz Reis. Bu arada offside yokmuş orada abi. Ne offside? Vallahi yok. Yere gidiyor ya Allah aşkına offside. Vallahi yokmuş. Başladılar abi o biçimliğe. Yok. O biçimliğe gel başladılar. Demek ki körmüşüz arkadaşlar. Ya o biçimliğe şimdi de ne offside'di ya? Ya tamam gol olmadı ki baba sen. Ya neden ki gol olsa kavga mı? Ay gol olsa vardan dönerdi gol olurdu. Allah Allah. Hadi oğlum ben yürü. Yürü aslanıma be. Ulan Mertens. Ulan Mertens. Vallahi içimden çok enteresan 1-1 geçti bugün ya. Ya oğlum yeter ya. Kalkın. Allah Allah. Ya kalkın yanımdan ya. Öyle geçti ama. Bu dehşet ya. Ya kafayı yemişsiniz. Kanaryalar senin gibi işte manyak. Siz de manyak. Zaten senin içinde ne geçse oluyor, o yüzden gözünü seveyim yapma. Cakka var atacak diyorsun. Ne uğursuz adamsınız ya. Asıl adam geldi asıl adam. Asıl veren var sen benim. Nereden geldin? Asıl adam geldi Ceyhun abi. Neredesin abi sen ya? Abi İstanbul'da zor hayal alamıyorsun. Biraz oraya kay. Ceyhun abi buraya otur. Gel. Böyle otur. Oğlum hoş geldin. Böyle otur abi. Rahat amadık mı ya? Dakika altı olmuş. Ceyhun abi. Merhaba arkadaşlar. Kısa bir yorum. 2-0 bence. Almamız gereken maç ya. Bizim için ya başka bir seçenek yok yani. Lan gol be! Gol! Ulan ne oldu orada? Anne bir tane Ceyhun abime forma versene, Galatasaray forması. Sen Ankara Gücü maçında şampiyonluğumuz ilan ediyor. Baba hacı formasını veriyorum Ceyhun abime. Hayır ya baba. Uyuz abi sen Beşiktaş falan olur mu diye düşünüyorsun? Yok zor, çok zor. Çok zor ama ben son maça kalsın istiyorum ya. Niye kalsın canım son maça canım? Ne demekmiş son maça kalsın? Zaten abidik kubidik olmasaydı hakemlerin abidik kubidik çok daha ilan etmişti. Fenerbahçe maçı gazozuna olacak. Gazozuna. Tamam gazozuna oynamak size gazozuna heyecanlı mı yani? Yine bana ne heyecandan ya, ben alır giderim. Çakarım giderim diyor. Bitti o kadar. Tamam. Bedeniniz aynı. Ya ne var burada kurban? Ya bırak Allah aşkına ya. Başladınız hakemler ya. Hakemler! Ne oldu? Başladınız o biçimle, o biçim. Sivas'ın bir iddiası var mı ya? Düşünün yok, hiç iddiası şey yok. Yenilse de bir şey olmuyor, yense de. Belki bunlara bir para teklif edilmiştir ya. Tamam, teşvik birimi ama bir şey değil ki. Şike değil ki o, teşvik birimi verilir. Şikenin ağa babası. Ya nerede şike? Ya yere getir hadi. Allah Allah. Fenerbahçe bunlara örnek veriyorum. Verir. 5 milyon euro. Verir. Teşvik verdi. Veren. Doğal mı yani? Doğal da bir şike değil abi. Allah Allah nasıl şike ya? Niye şike var? Ne kim söylüyor? Herkes yapıyor onu. Herkes yapıyorsa Türkiye'de futbol falan yok mu? Oğlum yok parayla anlıyor demek. Anlaşsızlık demektir ya valla. Ya yenerse ama. Konuşma ağzına çıkarım seni. Ya bak sus. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Şimdi
Sivasspor kazansa mesela diyor ki sen bu maçı kazan kardeşim sana bu kadar para bu. E bu şiki oldu. Hayır bak bu Sivasspor kendinden bahsetmiyorum. Fener mesela abi masa altından Fenerbahçe kulübü dedi ki Sivasspor'a. Tamam. Ya sen bu maça Galatasaray'a verme. Ben sana 5 milyon euro vereceğim dedi. Tamam benim dediğim işte o. Maçı kazanırsan sana bu kadar para o yasal ki abi. Ama abi o zaman nasıl ben de giderim. Ben de giderim bavulla parayı veririm yatırırlar derim. Ne olacak o zaman? Ne parası var ondan? Allah alakası Allah. Yok ya alakası. Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce bu olay şike mi? Yorumlara yazın. Şike yazın. Belki de şike. Galatasaray geldi Kerem'le. Ay. Aa, Berkaç oldu ilk. Hayır, gol! 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 Böyle böyle böyle. 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 Ay kafaya. Gol! İşte böyle takarlar be. Bir dakika vara gidiyor. Yani ne var ya sende? Gelin sabaha kadar gidin vara. Icardi'nin bitiriciliği harbi iyi. Kanka dünya sıralaması lan. Yemin ediyorum. Abu Bakar da öyle. Bitiricilik konusu. Abu Bakar da öyle. %60 gol oranı var harbi diyor. Tamam ben Icardi'ye kötü demiyorum abi ama Abu Bakar da ondan ya aşağı. Ya hadi gidin yürüyün Abu Bakar mı kalmış? Aşağı değil yani Allah Allah. Serseriler şampiyon olmamış takıma Abu Bakar diyor ya. Abu Bakar şampiyon yaptı. Hadi ya yürüyün hadi. Icardi ilk kez olacak. Hadi oğlum hadi. Kıskançlar. Ya büyüklüğünü kabul edeceksiniz kardeşim ya. Değil mi? Kabul etmiyor. Ya kabul edeceksiniz ya. Abi. Türkiye'nin en büyük takımından sonra ya. Avrupa'dan iki tane kupa getirmiş. Avrupa'nın en büyük kupasını. Süper kupayı getirmiş. Ne evet. Kıskanç adamsınız siz ya. Türkiye'de bir tane UEFA kupası var bak. Türkiye'nin, koskoca Türkiye'nin bir Allah tane. Allah Allah. Kendiniz ne demeniz lazım? Bak Kral Aslan en büyük kulüp sonra biz geliyoruz demeniz lazım. Türkiye'nin en başarılı kulüp olduğunu Galatasaray olduğunu ben kabul ediyorum ki. En büyük kulüp. En büyük. Allah Allah ben de aynısını diyorum Türkiye'nin en başarılı kulübü. Başarılı kulüple en büyük kulüp arasında dağlar kadar. Hayır öyle bir şey yok. En büyük. Tarafları da en büyük. Kendi de en büyük, başarısı da en büyük. Taraftarın en büyük. En fazla taraftar Gimbom'da var. Hodur meydan. İstersen tamam, bir yapalım tamam, araştırmayı. En fazla taraftar olması en büyük taraftar olması. Yani tabii ne ya? Hadi o yok bu yok ne? Bak ne büyüklüğü neyle ölçüyorsun? Çarşı. Çarşı be. Çarşı her yerine kadar. Türkiye'deki en büyük taraftar topluluğu kimde? Galatasaray'da. Tamam, konuşuyoruz o zaman. Büyüklük budur. Bitti. Ya ama büyüklükle büyük yani... Türkiye'de, Türkiye'deki vatandaşlarımızın... Her 3 kişiden birisi Gimbomlu. Bitti o kadar. Bir kulübün büyüklüğü neyle ölçülür? Başarılıyla ölçülür. Başarıyla ölçülür ya. Tamam. En başarılı kulüp Galatasaray diyorum tamam. Söylüyorum. Bunu zaten hayır diyen çünkü salaktır yani. Bak benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz başarı için mi takım tutuyoruz? Ben başarı için tutmuyorum. Öyle olsa Galatasaray'la kalır. Başarı için tutuyorsun ama başarısını istersin. İsterim tabii. Allah Allah. Ama biz başarı için tutmuyoruz. Herkes tuttuğu taşın takımın başarılı olması istedim. Ama bak sizin yaptığınız ne biliyor musun abi? Bizi aşağılıyorsunuz. Biz aşağılıyoruz. Küçük görüyorsunuz. Diyorsunuz siz kimsiniz? Hayır. Biz kiyiz kimseye siz kimsiniz demiyoruz. Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray diyoruz. Bitti o kadar ya. En başarılı kulüp kabul ediyorum ben de. Herkes kabul eder. Ama aşağıladığın zaman düşmanlık. Biz kimseyi aşağılamayız. Sonuçta Beşiktaş gerçeği de var değil mi Türkiye'de? Fenerbahçe gerçeği de var. Onun da suçu. Taraftarları var. Fenerbahçe'nin taraftarları da canavar gibi takımını destekler. Beşiktaş'ın taraftar. Bizim taraftarla şimdi ondan yok sonra ya. Bize diyorlar ki tinerci. Kardeşim yapmayın ya. Yapmayın ya. Üzüntüden mi çekiyorsunuz? Ay ay ay. Vallahi Fenerbahçe'yi de üzülüyorum. Adamlar kaç yıllardan beri şampiyon olmak istiyor, olamıyor falan. Abi bak. Ay ay ay. Geliyor. 2 geldi. Yapma oğlum ya. Icardi ne pas attın be. Garip ya. Sen forvetmişsin, forvet. Ya hakikaten ya. Sana mı kaldı lan? Peki bir şey söyleyeceğim. Icardi'yi seneye Galatasaray'da görür müyüz? Alabilir mi Galatasaray? Bence alamaz. Vallahi alabilir de almayamaz bilemeyiz. Oğlum 30 milyon Icardi değerlendi bir de. 30 milyon 40 milyon Galatasaray vermez ona ya. Veremez yani daha. Ama almaya çalışır. Ama alabilir mi zor. Yorumlara yazın. Sizce Icardi Galatasaray'da seneye olur mu? Alabilir mi Galatasaray? Bence kendisi zaten istiyor o kadar kendisi. Kendi ben Galatasaray'dan başka hiçbir kulübe gitmek istemiyorum derse alır Galatasaray. Bence zaten öyle istiyor zaten. Şey yani. Ama fiyattan düşmesi lazım o zaman. Bari düşerim Galatasaray'ın verdiği parayı kabul etmek zorunda kalır. Bu sene ben ya sende kalacağım der. Ya sende kalacağım der. Senin takımında kalacağım. Peki 20 verebilir mi? Ver o parayı da. 20 verebilir mi Galatasaray? Verir. 20 verir. 30 veremez ama 20 verir. Seneye sence Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ya Galatasaray. Net. Şampiyon olursa. Net. Nelson satılır mı?
Satılmaz. Verirlerse ne yapacaksın? 25 milyonu verirlerse ne yapacaksın? Şampiyonlar Ligi'nde yersin 5-6 tane. Hayır, daha iyisini bulursun Allah'ım. Ya nerede bulursun daha iyisini? Var bu neler var ya? Daha iyisini almak için. Neler var ya? Manyak mısın? 15 milyonu bulursun. 15 milyonu. Fernando'yu sattı Galatasaray Sevilla'ya. Açığını kapatabildi mi? Daha yeni kapatıyor. 15 milyon. Yeni kapatıyor. Oğlum satarsın 25'e. 15'e ne futbolcular var Avrupa'da. Uuu. Aslında arkadaşlar Mümtaz Reis'i Skoat'ı kimine vereceksin? İzleyecek Afrika'ya. Valla var ya. Afrika'ya gidecek, izleyecek. Ya var, isimlerini unutuyorum ben. Baba öyle bir şey olsa Brezilya'ya gidip izler miydin? Diyecek Galatasaray. Brezilya'dan getirmem. Brezilya'da kadar çok yumuşak. Sert oyuncu lazım. Sert. Hayır. Sana Galatasaray diyecek ki. Bak dur. Sana Galatasaray diyecek ki. Sert futbolcu lazım bize. Sert. Mümtaz Reis. Sana her şeyini karşılıyoruz. Afrika'ya gidiyorsun. Bize futbolcu izleyip getirir misin? Kralını getiririm. Vallahi gider misin? Yapar mısın? Bak yemin ediyorum yaparım ve kralını getiririm. Ne sokaktan izlersin sen kesin. Yok ne sokakta olsun. Salak Allah Allah. Alsayalarından gidiyor. Alsayalarından gidiyor. Nasıl konuşacağım peki? Vurun bir tane Kunta Kinte. Var mı? Alırım yanıma getiririm. Ya. Gol. Koy be oğlum sana. Dur lan. Dur lan İkari. Dursana. Bencilik yapma. Kardeşim dursana oğlum ya. Pas çıkarsan var ya. Bencilik yap. Ben çıkarsa, çıkarsa gol valla. Orta sahaya bak. Süper bir adam geliyor orta sahaya. Kimi alacağız? Haber mi geldi? Yani var. 2-3 tane peşinde oldukları adamlar var. Hem de Avrupa'nın yıldızı. Şaşıracak herkes nasıl aldı. Kim o? Ya Allah ben ne söyleyeceğim? Kevin De Bruyne mi? İsmini verme abi ya. Kevin De Bruyne kim ya? Kevin De Bruyne. Piyasada hiç ismi geçmeyecek olacak. Modric. Ya Modric piyasada hiç ismi geçmeyecek. Modric hiç kim arada... Modric tırt olmuş hala ne diyor ya. Bu arada Di Maria diyorlar ha. Di Maria gelebilirmiş. Ya Di Maria zaten... İster misin baba Di Maria'yı? Ya yaşlandı artık ya. Ben de istemem onu ya. Valla. Çok abi en son Juventus attı göre gördün mü? Peki bir şey soracağım. Ronaldo gelsin ister misiniz? Ya yok istemem hayır hayır. Messi gelsin vallahi ister misiniz? Vallahi istemem. Bunlar geldi zaten takımı indirmiş. Ya dengeyi bozarlar ya. Takımın dengesi gider ya vallahi. Aha. Oyy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  Aha. Vur ya. Diyorum abi Abubakar daha iyi diyorum ya. Anlamıyorsunuz. Kimi göndereceğim onu? Of çok ama o da güzel düşünmüş abi. Ama Kerem koşmamış gerizekalı. Kerem koşmamış oraya girmemiş. Vallahi koşmamış. Kerem'in yüzü var. Yapma ya. Sırtını kaşıyorum ya. Allah Allah. Oğlum dur sakin. Ya manyak mısın diyorsun? Gengiz'e baktım kötü yapacak seni ha. Gol yok ama. Abi, ya hakem. Kasıtlı mı yapıyorsun? Yoksa bilgin mi yok? Futbol bilgin mi yok? Tehlikeli şey ama. Allah Allah. Hangisi ya? Başlayacağım şimdi Arda kardeşlerin ha. Öyle deme baba mahkemeye ver bak. Ne verirse versin. Umurum değil. Mahkemede de söylerim. Ne dersin mahkemede? Aynı Muçin'i ne söylüyorsan aynını söylerim. Allah'tan başka kimseden korkmam ben. Yersin ondan sonra 50 bin cezayı. Ya boşver. Benim paramı öderler merak etme. Aslan evlatları var benim paramı öder. Bana ödetmezler. İçeride yatırmazlar beni. Yok. Yukarıdan iki tane bekliyorum dedi. Bir tane attı. Bir tane daha atacak. Bir tane de kaçırdı %100. Bir tane daha atacak. Orada pas verilir mi ya? Kerem koşmadı. Kerem nereye koştu? Kerem'i bekledi. Hayır. Ya o Kerem'e verdi onu. 2'ye 1'e girdi. Kerem'in orada olduğunu zannetti o. Allah ya Allah. Orada artık kaleciyle karşı karşıyasın. Ya bu. Kerem'e verdi Kerem'e. Ola helal olsun Taner'e be. Vallahi sana helal olsun. Atom karınca. Atom karınca be. Helal olsun sana be. Takımın en iyisi. Galatasaray'da herkes pas vermeye çalışıyor. Niye öyle? Kimse şut atmıyor. Abi takılın. Sorumluluk almak istemiyor da ondan. Baba sen inisiyatif alır vurur musun oradan? Tabii ya oradan vurulmaz da nerede vuracak? Kaleciyi de sokar. Adama devamlı küre be arkadan ayağına basıyor ya. Küre ayağına basıyor ya. Abi. Ya abi adam ayağa düşür. Vallahi kırar bak burayı kopartır. En tehlikeli yer orası. Bak en tehlikeli yer orası. Bak ayağa kırar bak. Söyledim tek tek soralım. En tehlikeli yer. En tehlikeli yer orası. Vallahi bak arkadaşlar kırmızı vermesin. Ben yemin ediyorum abartılıyor filan dedim de kırmızı kart bence. Ya kırmızı ya vallahi. Bak burası bak şurası. Futbolda en tehlikeli yerdir. Burası tam şurası bak. Açın tentonu bak. Açın tentonu bakın bakın. Şuraya basan adam kırmızı kart görür. Evet. Bak var incelik. Var incelik kırmızı vermesi lazım. Vermedi ya lan. Vermedi.
bence girmeyi. Adam açık tendonuna basıyor arkadan be. Gerizekalı var. Evet, ilk yarı Galatasaray 1 Sivasspor 0. Evet arkadaşlar. İkinci yarı başladı. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Sivasspor köşe vuruşu kullandı. Geldi mi ah be. Ya yürü git be. Manyak manyak. Ben bu ay sonu askere gidiyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçında burada yokum. Mümtaz Reis'e kızdıramayacağız. Gerçi kızdırmalık bir durum da kalmıyor. Galatasaray şampiyonluğunu ilan edebilir o maçta. Yani buradan söyleyeyim, o maçta ben burada yokum. Askerde izlerim artık. Ben büyük bir ıslık var statta. Ben hadi oğlum ben. Hadi be. O nasıl bir hata ya? O nasıl bir hata? Sola! Ya oraya nasıl vuracaksın? Ya Mertens yine çarp. Ya yok bırak abi. Yine çarp. Yine adama çarp. Ya ben tutmuyorum ya. Mertens kötü abi. Mertens çıksın. Ya Mertens ben tutmuyorum ya. Oliver Aydın Mertens'i ben tutmuyorum. Bitti o kadar. Orta sahayı tekrar kaldıran Torreira ya. Baba Torreira mı Torreira mı? Ya boş ver Torreira'sına bilmem nesine ya. Arka direk boş. İcardi yine yaptı amca ya. Ya işte bu. Çok fark güzel. Bu. İcardi farkı dediğimiz zaman. Niye söylediğimizi? Şimdi anladınız mı? Ama iki gol atar demişti. Valla iki gol atar demiştim. İki gol atacak dedim İcardi evladım. İki golü çaktı. Sana layık düşler senden önce. Tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince. Yangın yeri buralar sayende yok şikayet gel bir sarayım aşkın olayım kuşlar kuşlar Allah kuşları Icardi senden üzülüyorum Icardi kardeşim Abubakar'dan daha iyisin lan ay 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 tutmayın beni yahu çok diye koydu be. Ben bekliyorum ki. Çok güzel. İçeri çevirsin. Biz onu bekliyoruz. Bir koydun. Çok yani. Güzel. Vallahi harbiden. Kaleci de beklemiyor. Bak köşeye ya. Bu arada kalecinin hatası var ama hiç beklemiyordu. Beklemiyordu ki ya. Doktora koydu ya. Abi, yani. Fake'i ben biliyordum. Neuer olsa. Neuer olsa o golü yer. Çünkü sen nasıl bir kafa vuruyorsun kardeşim benim yani. Pas indirecek zannetti. Ben de öyle zannettim. Herkes öyle zannetti. Tiner getirin bana lan. Ay ay ay. Böyle bir bayrak aldım. Harika bir bayrak. Pazarcı üstüne yattım ayran derdim yok aramadan. Yok ne yaptım? Ya getirsene diyorum ya sallayacağım. Şampiyon hadi işini gideceğiz bir bayrakla. Bulamadım bir daha. Bulamadım bayrak yok ya. Sinir oldum arkadaş ya. Icardi sen nasıl bir şeysin ya? Vallahi bak Galatasaray taraftarı kendi cebinden parasını versin alsın bu Icardi. Ya olur lan zaten veririz ya. Bak, hepimiz veririz ya. Bu Icardi'nin daha önce oynadığı hiçbir kulüplerde de Icardi bu kadar sevilmemiştir zaten. Aynen. Değil mi? Ya sevdi herhalde Galatasaray'ı. Tabii Galatasaray. Arkadaş, sevdi, Galatasaray ya hepimiz 5'er 100 lira versek en az 30 milyon Galatasaraylı. Verir mi peki herkese? Vallahi veririm ben. Ben hazırlarım. Ben 10 bin lira vereyim ya. 10 bin lira verip yazsın. Vallahi alırız. Alırız yeminle. Evet, Galatasaray taraftarına Mümtaz Reis'ten duyuru. Evet ben başlatırım. Başlatırım bu hareketi. Evet ben başlarım. Birinci verdim 500 lira. Fazla param yok benim. O kadar zengin değil. E ne yapayım 500 lira veriyorum. E tamam ama herkes 500 lira versin zaten. Bayağı abi aynen. Aa aradım seni her yerde ıssız gecelerde. Fenerim nerede diyorlar. Vallahi yok. Onu diyecekler ya vallahi Allah. Ararım. Sorarım. Sararım seni her yerde, Rus'un gecelerde, Fener'im derde. Ararım, sorarım, ararım seni her yerde, sorarım Rus'un gecelerde, Fener'im derde. Koş, koş be ya. Çok hızlı be. Çok hızlı be. Ben kaleleri karıştırdım. Sivasspor gole gidiyor zannettim ha. Ya. Doğru çakırdınız da. Şaşkınlıkta. Şaşkın örnek yan balarmış. Kartal kuşlar da yan balıyor. Şaşkınlıktan. Abi, siz şampiyonluğunuzu ilan ederseniz. Kanka dalga geçmeye çıkarız. Nef stadyumunda. Evet. Fenerbahçe sizi yense. Ya siz olmayacak. Üzülür müsün? Ya kardeşim ya siz olmayacak duaya amin diyorsunuz ya. Olmayacak duaya amin diyorsunuz siz ya. Ama şampiyonsunuz artık diyelim. Ya hayır olamaz öyle şey. Üzülürüm de 5 dakika. Öyle bir şey olamaz. Hadi yürü. Oğlum ben dalga geçmeye sevinirim. Onlar da bizi hayır, sevsin. Hayır orada da geçireceğiz. Her yerde geçireceğiz. O kadar. Onlar ben onları yendi olsam maçı çıkmam lan. Öyle bir şey yapmaz. Öyle bir şey zaten bizim şampiyonluğu gölgeler o.
Gölgeler mi? Tabii canım, gölgelemez mi? Maça çıkmamalar. Hayır, maça çıkmamalar ceza yer. Öyle bir hakları ceza yok. Yer maça, maça çıkmamalar değil. Fener'in yenilmesi. Başka şu an mesela şampiyonluğu ilan etti. Fener maçına da gitti. Fener'in yenildi mi? Ya o mağlubiyet şampiyonluğu gölgeler abi. Gölgelemez bence ya. Bence gölgeler abi. Gölgeler, doğru söylüyorum. Olmaz öyle şey. Ben yenilemem kendi sahamda. Abi Galatasaray hep mi kazanmak istiyor? Hep mi kazanmak istiyor ya? Bak ece ece gene gel. Yolcu 360. Araç kiralamak nere atmış? Aynur şurada bayrağımı alalım. Halledeceğiz, halledeceğiz. Benim bayrak gitti, bir bayrak alalım ya. Adam yedi benim bayrağımı ya. Kim bu bayrağı pazarcı, ya? Pazarcı manyağı ya. Pazarcı ya. Almış herhalde. Niye verdin ki bize? Ya vermedim oğlum, oraya bıraktık. Aynur da unutmuş çanak gibi orada. Pazar çantalarını almış, bayrağımı bırakmış orada. Adam da almış götürmüş. Benim de almış götürmüş. Nerede soruyorum? Arabada. Her hafta. Nerede? Arabada. Ne gelmez arabayı mı senin kardeşim ya? Getir arabaya da biz arabaya da gidelim ya. E sen de hediye et, ne olacak? Ya kayıp Galatasaraylı olsa hediye edeceğim. Galatasaraylı değil ki. Galatasaraylı olmayan adama ne diye Galatasaray bayrağı ne diye? E tamam, Galatasaraylı değilse niye öyle yatıyor bayrağı? Ne bileyim, birisine mi verdi? Başkasına mı kaptı? Başkası mı kaptı oradan ne? Hayır, ben Galatasaraylı, ben aldım dese kızmam. İkardi çıkıyor bir an dışarı. Çıkın tabii, görün Allah'ını. Sorayı da çıkart tabii ya. Yoruldu çocuk ya. En büyük alkışı bu hak. Evet Sorayı ya. Evet aslan evladım. Hadi komis be. Geldi. Hadi komis be. Sarı. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. En büyük. Cimbo. Şampiyon. Cimbo. Lay 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 lay. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Sağlı sollu, bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan. Bandene oldular. Oh, indir aşağıya. Baba ne yapıyor, bak sarılıyor. Anam indirdi aşağıya, kim ulan oyna? Berkan değil, Berkan. Berkan yok, Berkan değil o. Bak Erkan'a indirdi. Erkan mı? O güzel. Orada. Sarma yapmış onu. Sarmayla indirdi. Penaltı var orada. Şimdi bu maç 0-0 olmuş olsa. He? Evet. Sen nasıl görmüyorsun bu penaltıyı? Değil mi? Hala mücadele yapıyor. Tabii ya. Böyle şampiyonlar gidiyorlar maşallah ya. Maşallah evlatlarım. Allah kazadan beladan korusun. Bir de sizin nazarlardan korusun. Amin, çok amin. Nazargahlar var ha. Öküzü bile amin. Çatlatır bunlar. Öküzü. Ay kuşlar daimes kalmadı artık, bitti. Ümitleri de gitti bu kuşların. Ne oldu kuş? He? Ümidin kaldı mı Allah'ın kuşu? Maçı izleyemiyor. Artık izleyemiyor maçı. Evet. Bravo. Sivas Spor'sudur. Bir maç kaldı, bir maç. Bir maç kaldı. Ankara Gücü maçında şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Galatasaray bence şampiyonluğunu ilan etti ve ben maçında burada yokum. Artık bakalım ne olacak, askerden izleyeceğiz. Kardeşim evladım, çocuklarım da aldı, öyle gidiyor. Yakışır sana evladım be, helal olsun sana be. Benim duruşu mu? Aslan evlatlarım, yorumlarınızı göndermeyi unutmayın, beğenilerinizi gönderin. Aslan evlatlarım, şampiyonluğu Ankara Gücü maçında ilan edeceğiz.